Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Coğrafya videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne öğreneceğiz? Bugün göller, türleri ve dünya göllerine örnek. İlk olarak göl nedir? Bundan bahsedelim. Karalar üzerindeki çukur yerleri dolduran su kütleleri. Bu çukurluk herhangi bir nedenden dolayı olabilir. Bir çökme olabilir, erime olabilir ya da setleşme yerde. O da olabilir. Yeryüzündeki tatlı yüzey sularının %87'sini göller oluşturuyor. Karaların da %2'sini kaplıyor. Çok fazla alan kaplamıyor aslında kara üzerinde. Bunların yüzey ölçümleri birbirinden farklı olabilir. Kimyasal yapıları kayacın yapısına göre farklı olabilir. Havzalarının büyüklüğüne göre yine kimyasal yapıları da değişebilir. Derinlikleri bulunduğu bölge bir çukurluk çok büyük, derin bir çukurluksa, bir tektonik çukurluksa derinlikleri fazla olabilir. Yükseltileri de bulunduğu yere göre farklılık gösterebiliyor. Dünyanın en büyük gölü Hazar Gölü'dür ki bazı kaynaklarda Hazar Denizi de yazar. O denizi denmesinin nedeni büyüklüğünden kaynaklanıyor. Hatta ben Hazar Denizi Gölü falan derim. Çok büyük ama bir de Afrika'nın güney ucunda yer alan bir göl var. Çad Gölü. Bu Çad Gölü ile ilgili soru değeri var bunun. O yüzden karşımıza getirilebilecek bir göl olduğu için ben de buraya aldım. Yıl içerisinde yüzey alanı değişiyor. 10.000 ve 26.000 km² arasında değişiyor. Neden değişir bir gölün yüzey alanı? Buharlaşma. Buharlaşma, sıcaklık, çöle yakın zaten burası. Bir de göllerin kimyasal özellikleri neye göre farklılık gösteriyor? Önce altındaki kayaç yapısına göre değişebilir. Mesela kaya tuzlarından oluşuyorsa ya da bir göl tabanıysa eskiden deniz tabanı iken su buharlaşarak kalabilir. Sodalı olması daha çok volkanik özellikle taşımasıyla alakalı. Acılı olması hem volkanik olabilir hem karstik olabilir. İkisi de acılı olmasının nedenidir. Ama bütün bunlara nazaran eğer gölün bir sularını boşalttığı gideğeni varsa buna göl ayağı da diyoruz. Gideğini olan göllerin suları gelip buradan tekrar gittiği için burada durgun halde görülen şu olayların çoğu görülmez. Ve bu yüzden bu göllerin suları tatlı olur ve bu yüzden de içinde balık yaşayabilir. Oluşumuna göre göller iki grupta. Yapay ve doğal. Yapay göllerde zaten baraj gölleriyle göletler, sulama göletleri. Doğal göller tektonik, bunlar şimdi ayrıntılı da bahsedeceğiz. Karstik, volkanik, buzul, karma ve set gölleri. Setleşme de ayrıca volkanik, alüvyon, moren, heyelan ve kıyı set gölü olmak üzere ayrılıyor. Tektonizma nedir? Tektonizma yer kabuğu hareketleridir. Yer kabuğu hareketleri sırasında bu horse graben sisteminde olduğu gibi çöken kısımların yağmur sularıyla, kar sularıyla veya bir akarsuyla buraların dolması sonrasında oluşan göllerdir. Dünyanın en büyük tektonik gölleri Afrika'daki Tanganyika, Malawi, Chad, Victoria, Asya'daki Hazar, Baykal, Aral ve İsrail'in hemen doğusundaki Lut Gölü verilebilir. Karstik göl, karstik kelimesini çok duyuyoruz. Karstik ne demek? Eriyebilen kayalardır. Hangi kayalar erir? Kireç taşı gibi, alçı taşı gibi veya kaya tuzu gibi kayalar eridikten sonra oluşan çukurluk ki zaten yağmur suları veya akarsular bu eritmesi sonrasında oluşturulan çukurun içine dolarsa o zaman da göl. Karstik göl oluyor. Bunlar acı olabiliyor. Prespa, Işkodra, Arnavutluk, Makedonya civarında bu göller. O civarda karstik arazi olduğu için bulunuyor. Volkanik göllerde birkaç volkanik göl türü var tabi. Bunlardan birisi krater. Yani yanardağın alt kısmındaki oluşan çukurluğun yine kar veya yağmur sularıyla dolması ya da patlama sonrasında oluşan büyük bir çukurluk oluşur. Bunlara kaldera deniyor. Ya da bir gaz sıkışmasıyla patlayan çukurluklar meydana gelirse onların da suyla dolmasıyla volkanik göller oluşabilir. Buzul gölleri, buzulların oluşturduğu aşındırmayla birlikte küçük çukurluklar meydana gelebilir. Daha büyükleri de olabilir bunların. Dağın eteğinde, böyle yamaçlarında ya da kutuplara yakın alanlarda hareket halindeyken meydana gelebiliyor. Bunlara sirk gölleri de deniyor. Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi, İsviçre gibi yüksek ya da kutuplara yakın ülkelerde bunlardan var. Volkanik set gölleri, set göllerinden ilki. Şimdi volkanik set gölünün birkaç türü var. Bir yanardağın kendisi akarsunun önünü kapatarak meydana gelen göller var. Bir yanardağın lavları akıp gidiyor. Gittiği yerde bir akarsu var. Onun önünü kapatarak oluşuyor ki örneğin ülkemizden de örnek verebileceğimiz Van Gölü böyle oluşmuştur. Moren Set Gölü. Moren neydi? Moren buzulların biriktirmesiyle oluşan topraklara verilen isimdir. Bunlar bir dağdan aşağı doğru inerken biriken morenler geride buzulların erimesiyle gelen sularla birlikte göl oluşturabiliyor. Kıyı Set Gölü ise Kıyı Set Gölü dalgaların getirdiği kum, çakıl gibi materyallerin sığ bir
körfezin ağız kısmını zamanla kapatıp İstanbul'daki büyük ve küçük çekmece göllerinde olduğu gibi kıyıset göllerini ya da lagünleri oluşturabilir. Aligyon set gölünde birkaç tür var. Birincisi, dağdan aşağı doğru inerken düzlük bir alana gelince akarsuyun içindeki aligyonlar kendi önünü kapatıyor. Aligyonlar kendi önünü kapatıyor. Böyle aligyon set gölü oluşuyor ki yine ülkemizde uzun göl Trabzon'daki buna örnektir. Ya da bir akarsu ağzı dar bir körfezi aynı dalganın yaptığı gibi akarsuyun kendisi kapatırsa bu sefer de geride göl oluşabiliyor. Marmara Gölü, Bafa Gölü ülkemizde, Köyceğiz Gölü bunlara örnektir. Heyelan set gölü de yani yine bir doğa olayı. Heyelan buradaki dağ buraya inmiş ve akarsunun önünü kapatmış. Tortum Gölü'nde olduğu gibi ve geride bir göl meydana gelmiş. Heyelan şu yan taraflardan gelen engeller suyun akmasını engelliyor ve su birikiyor orada. Daha sonra buradan taştıktan sonra üzerinden aşıyor ve burada şelale oluşturabilir. Tortum şelalesi çoğunda da vardır zaten. Evet. Karma ne demektir? Karma yani birkaç neden var oluşumunda. Örneğin işte Van Gölü'nde zaten tektonik çukurluk içerisinde bir akarsu varmış. Oradan çıkan lavlar onun önünü kapatmış. Hem volkanik hem tektonik. O yüzden bunlara karma yapılı göl deniyor. Ohri Gölü de hem karstik hem tektonik özellikle Arnavutluk. Ohri nerede? O da Arnavutluk Güney Makedonya civarında bir göldür. Şimdi dünyadaki önemli büyük göllerden birkaç tanesinin isimlerini verdik. Şurada bakın sıra. Göller biraz böyle koyunlar gibidir. Grup halinde gezerler. Ayrı yaşayamazlar. Keçi gibi değildirler. Burada bakın bir çizgi halinde. Sanki böyle bir burada tektonik bir fay hattı var. Ama ve sanki bazıları, burada böyle bir dere varmış da kocaman bir nehir varmış da zaman içerisinde hepsi göle dönüşmüş gibi. Evet öyle gibi. Bazıları bunların buzul gölleri, bazıları tektonik göller. Yani buralar kutuplara yakın olduğu için büyük ayı, büyük esir gölleri. Büyük isimleri büyük ayı, oturan boğa falan gibi. Kızılderi isimleri o dönemlerde oldu fazla. Athabasca, Winnipeg, Superior, Michigan, Erie, Ontario. Bunların çoğu da birbirine kanallarla bağlı. Yani gemiyle buradan girdiğiniz zaman buraya kadar gidebilme şansınız da var. Meşhur televizyondaki alabalık avlanan göllerin çoğu burada. Titicaca Gölü dünyanın en yüksekteki yani büyük göller içerisinde en yüksekteki gölüdür. 4000 metreye yakın Ant Dağları'nda İnkalar döneminden beri balıkçılık yapılan bir göldür. Çat Gölü az önce bahsettiğimiz yüzey alanı çok değişen, kurumak üzere olan bir göl. Burada da aynı böyle bir çizgi var bakın hat. Doğu Afrika fay hattı var. Dünyanın en uzun fay hatlarından birisi bu. Victoria, Tanganyika, Malawi daha küçük birkaç tane daha göller. Hepsi tatlı su göllerdir bunların. Burada da böyle bir çizgi var bakın şöyle. Burada da bir kırık hattı. Urmi, Hazar, Aral, Balkaş, Baykal gölleri, Orta Asya'daki göller. Ama bunlarda şöyle bir özellik var. Aral Gölü çok çıkar sorularımızda. Aral Gölü üzerinde çok fazla kullanım olduğu için yani pamuk tarımı bölgede Özbekistan'da çok fazla yapıldığı için ve akarsuların üzerine baraj yapıldığı için de beslenemediğinden dolayı kuruma üzere hatta kurudu tekrar canlandırmaya çalışıyorlar şu an. Aral Gölü bu yönde sınavda çıktı. Orta Asya'da yani kurak bölgeler olduğu için aynı Çad Gölü gibi soru değerleri var bunların. Bunlar o kadar çok çıkmıyor. Ladoga, Onega da yine Rusya'daki diğer göllerden. Yani. Tabii bunlar okul yazılarında da öğrencilerimizin çıkabilir. Buna da dikkat edelim. Evet. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.